Herkese yeni bir gün ve yeni bir videodan merhabalar dostlar. Biliyorsunuz en son havalimanına girişimizi yaptık. Endonezya'ya sağ salim girdik. Atladığım bir şey var, söylemediğim, unuttuğum bir şey var dostlar. Pasaport kontrolünden geçtikten sonra dışarı çıkmanız için bir QR kod istiyorlar sizden. Bu tamamen Covid ile ilgili bir durum. O QR kodu almanız için de size bilgisayarlar sunulmuş. Hemen çıkışa yakın bir sürü bilgisayar var. Orada hemen formu dolduruyorsunuz. Form da çok basit dostlarım. Sadece isim, soyisim, işte pasaport numarası, kalacağınız otelin ismi vesaire. Bu tarz basit şeyleri yazıyorsunuz. Yazıcı da var yanında hemen. Bir çıktı alıyorsunuz, QR kod çıktısı. Hatta onu da size göstereyim. Bulabilirsem. Bakın şöyle bir QR kod. Hemen orada bilgisayardan bu QR kodu alabiliyorsunuz. Havalimanından sadece bu QR kodla çıkış yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Onun haricinde akşam 9'da havalimanından merkeze doğru giden otobüsler bitiyormuş. Taksi vesaire kullanmanız gerekiyor ama taksilerde inanılmaz pahalı. Sizlere hafiften Endonezya paralarını da göstereyim. Bu 50 bin rupi dostlar. Şöyle arka tarafını da göstereyim. 50 bin rupi. Bundan daha büyük bir banknot daha var ama henüz benim elime geçmedi. O da 100 bin rupi. En büyük banknotları 100 bin rupi. Onun haricinde şöyle 20 bin rupilik bir banknotları var. Şöyle göstereyim. Elimde olanlardan gösteriyorum. Şöyle 10 bin rupilik bir başka banknot daha var. 5 bin rupilik bir banknot daha var. O da böyle. 2 bin rupilik bir banknot var. O da böyle. Onun haricinde bir de 1000 rupilik bir banknot var. O da bu şekilde. Elimde olanlar bunlar ve bunları da ben sizlere böylece göstermiş oldum. Şimdi bir kahvaltı sipariş ettim. Yaklaşık 49 bin rupiye. Onu bekliyorum. Onu yedikten sonra size etrafı gündüz gözüyle göstermek istiyorum. Şu anda bulunduğum bölge Bali'nin Kuta bölgesi. Burayı size biraz göstereceğim. Bugün sadece etrafı tanıma videosu olsun. Ondan sonrasında zaten adayı komple keşfe çıkacağız. Bir motosiklet kiralayıp. Şimdilik bu kadar dostlar. Ben kahvaltımı yapayım. Enerjimi fullleyeyim. Sonrasında tekrar görüşmek üzere. Evet dostlarım. Endonezya'dan, resmi adıyla Endonezya Cumhuriyeti'nden tekrardan herkese merhabalar olsun. Şimdi bu ülkeyle ilgili dilimin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışacağım sizlere. Ülke Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu arasında kalıyor dostlar. Ve aynı zamanda Güneydoğu Asya'da ve Okyanusya'da da toprakları bulunan bir ülke. 17 binin üzerinde adaya sahip olduğu söyleniyor. Bu gerçekten çok büyük bir rakam dostlar. Yani bir hesap yaptım. 17 bin adayı her gün bir tanesini dolaşayım deseniz 46 yıl yapıyor. Yani bir ömür demek. Varın gerisini siz düşünün ne kadar çok adaya sahip olduğunu. Aynı zamanda Endonezya'da hala aktif yanardağlarda bulunuyor dostlar. Hatta bazıları uçakların rötar yapmasına dahi sebep olabiliyor. Bu arada burası benim kaldığım hostel. Size birazcık da böyle etrafı ve yolları göstereyim. Ben dediğim gibi Bali'de Kuta bölgesinde kalıyorum şu anda. Havalimanına yaklaşık 15 kilometre mesafede bir yer burası. İşte etrafta barlar vesaire çok fazla gördüğüm kadarıyla. Onun haricinde yollar dostlar inanılmaz dar. Ve burada ulaşım sıkıntı dostlar. Öyle ulaşım aracı yok. Otobüs motobüs vesaire. Şu anda benim bulunduğum bölgede özellikle hiç yok. O yüzden motosiklet kiralamak burada şart. Bakın sağda solda alışveriş yapabileceğiniz yerler de mevcut burada. Bugün sizlere hem bu ara sokakları göstereceğim böyle hem de bir sahili göstereceğim. Etrafı tanıma amaçlı bir video şu anda bu. Ben de sizlerle beraber ilk defa görüyorum. Enteresan yapılar var. Bazı binaların mimarisi gerçekten çok enteresandı. Hostelime doğru gelirken görmüştüm. Onları da göstereceğim sizlere. Ufaktan yine bilgiler de vermeye devam edeyim dostlarım. Ülkenin yüz ölçümü yaklaşık 1.9 kilometre kareye. İnanılmaz büyük bir ülke ve bu bağlamda da yüz ölçümü büyüklüğü anlamında dünyanın en büyük 14. ülkesi Endonezya. Bu arada şöyle de şeyleri göstereyim sizlere. Exchange. Yine burada Tayland'daki gibi sağda solda masaj salonları görmeniz çok olası. Her yerde varlar. Biliyorsunuz buranın da meşhur bir masajı var. O da Bali masajı. 1.9 milyon kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip dedik. Bunun yanı sıra yaklaşık 270 milyon insan yaşıyor burada dostlar. Gerçekten çok kalabalık. Halkın yarısının köylerde yaşadığı söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bu bilgileri okuduğum
bulunduğum yerde halkın %50'sinin köylerde, kırsal alanda yaşadığı söyleniyordu. Bu arada ülkenin yaklaşık %80'i Müslüman dostlar. Bunun haricinde %10'luk bir kısım var ki Hristiyan. Ondan sonra Hinduizm ve Budizm'e inananlar diye sırasıyla gidiyor. Bu arada ülkenin başkentini söylemedim. Ülkenin başkenti Jakarta dostlar. Bazı sokakların ve evlerin girişlerinde böyle heykeller var. Mesela burada bir yapı var ve tamamen kapatılmış. Ve içeride bazı böyle dini ritüelleri yaptıkları ve dua edip koydukları bazı şeyler var. Tam adını bilmiyorum. Bakın burada da otelin içinde tarz yapılar var. Daha önce dolaştığım iki ülkeyi baz alırsak buradaki yapılar çok daha enteresan. Tabii motosiklet kiralamaktan bahsettim ama gördüğünüz üzere her yer çok dar. Burada motosiklet kullanmak çok büyük ihtimalle Tayland'da kullanmaktan çok daha zor, çok daha riskli. Ama başka bir ulaşım aracı da yok. Onu söylemem gerekiyor. Bunu yapmak zorundayım. Yani. Dostlar ülkedeki taksiciler ve esnaflar gerçekten çok can sıkıcı. Yani daha burada ikinci günüm ama bunu çok net bir şekilde hissedebiliyorum. Bildiğiniz kene gibi yapışıyorlar. Yani hiçbir şekilde bırakmıyorlar peşinizi. Bu can sıkıcı olmaya başlıyor bir süreden sonra. Yani Tayland'daki taksiciler de tamam rahatsız ediciydi ama bu kadar değildi yani. Hayır diyorsun hala devam ediyor peşinden geliyor vesaire. Bu konuda ben de sınıfta kaldılar dostlar. Gerçekten esnafı ve taksicileri maalesef. Hostelime gelirken bu binayı görmüştüm. Çok ilginç, çok enteresan bir bina. Bu ülke sanırım Komodo ejderleriyle de ünlü bir ülke olduğu için etrafta Komodo ejderleri heykelleri var. Şu kuşun adı da kiwi miydi? O Avustralya'ya özgü değil miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Havasına gelecek olursak çok fazla gölgelik alan olduğundan olsa gerek öyle çok bir sıcak yok dostlar. Yani Phuket'teki sıcak burada yok onu söyleyebilirim. Bir esinti var yani böyle bir ferahlık var. O konuda bence burası daha iyi görünüyor. Ki şu anda öğle saatlerindeyim ben. Şu an saat 12.30 burada ve ona rağmen gayet iyi, bir sıkıntı yok. Evet dostlar, bulunduğum bölgenin yani Kuta'nın sahiline geldim şu anda. Kumsalı ince kum, gayet güzel. Tabii burası o Bali'nin meşhur sahilleri değil. Bali'nin meşhur sahilleri daha çok güney tarafında. Oralara da gideceğiz. Bali deyince akla tabii bir de surf geliyor. Bakın insanlar orada surf yapıyorlar. Çünkü burada dalgalar epey büyük. O yüzden sörf için çok elverişli Bali. Burası gerçekten Tayland'a göre epey serin dostlarım. Yani şu an bu saatte burada yürüyor olabilmek bile çok güzel yani. Saçımın halinden de anlayacağınız üzere burası esiyor da yani. Öyle çok bunaltıcı bir sıcak yok. Bu benim çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Evet dostlarım, ben birazcık sahilde dolandıktan sonra bir restorana geldim. Biraz bir şeyler atıştıracağım. Şimdi kendime bir chicken wrap söyledim. Şöyle de göstereyim.
Burası 50 bin Endonezya rupisi tuttu dostlar. Şimdi ben bu yemeği afiyetle bir yiyeyim. Enerji depolayayım tekrar. Biraz daha yürüyeceğim. Biraz daha size etrafı göstereceğim. Daha sonrasında bu en azından Bali'nin Kuta bölgesini tanıma videosu böylece bitmiş olacak. Peki ben Bali'de ne yapacağım bu süreçte? Ondan da biraz bahsedeyim. Bali'de gitmek istediğim bazı tapınaklar var dostlar. Onlara gideceğim. Yine görmek istediğim sahiller var. Onları da görmek istiyorum. Ve son olarak da şelaleler bölgesine gitmek istiyorum. Şimdilik planlarım bunlar ama bakalım bilmiyorum süreç bana ne gösterecek, nasıl ilerleyecek. Hep beraber göreceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Evet dostlarım, yemeğimi yedim, bitirdim. Şimdi yürüdüğüm yolu bir göstereyim sizlere. Bakın bu yol sahile ulaşmak için kullanılan yollardan biri. Yol o kadar dar ki belki de sadece insanlar için olduğunu düşünüyorsunuz. Ama bakın yolda kasis var ve burası aynı zamanda çift yönlü dostlar. Çift yönlü trafiğe de açık. Tabii motosikletler kullanıyor sadece, orası ayrı. Ama burası hem motosikletler hem de yayalar için sahile ulaşmak için yapılan bir yol. Küçük ara bir yol. Yani bir yandan bu yolları düşününce, bakın motosiklet geliyor, birazdan geçecek. Şimdi bu yolları düşününce insan birazcık çekiniyor. Çünkü yani yollar çok dar. Motosiklet tecrübem toplasanız 2 hafta ya sürdüm ya sürmedim yani. O da hep Tayland'da sürdüm. Ki Tayland'ın yolları geniş geniş, güzel güzeldi. Bali'de bu biraz sıkıntı. İnanın bilmiyorum nasıl olacak. Daha henüz motosiklette kiralamadım zaten. Şimdi fiyatlarını da soracağım. Bakalım ne diyecekler. 4-5 günlük kiralamak istiyorum. Ondan sonra da şöyle güzelce Bali'yi bir turlamak istiyorum. Motosikletler geçiyor. Bakın bir de geliyor karşıdan. Yani bu yollarda motosiklet kullanacağım. Tabii hepsi böyle değil yolların. Ama böyle yollar da var. Bilmiyorum nasıl olacak. Umarım kazasız belasız motosikleti tekrar teslim edebilirim sahibine. Şimdilik bu kadar olsun dostlar. Görüşmek üzere. Abi bu arada şunu belirtmem lazım dostlar. Restoranlara giriyorsunuz. Girmeden önce menüyü açıyorsunuz, bakıyorsunuz. Mesela fiyat atıyorum 45 bin Endonezya rupisi. Ama kasaya gittiğinizde fiyat farklı çıkıyor. Çünkü bir de turizm vergisi mi? Adını tam bilmediğim bir vergi var. Ve bu vergi yaklaşık %10. Onu da ekliyorlar maalesef. Tabii kasada çok farklı bir fiyatla karşılaşıyorsunuz. Onun da bilgisini vereyim. Yani o menülerdeki fiyatlar vergiden arındırılmış şekliyle yazılmış oralara. Bunu bilerek oturun restoranlara. Her zaman daha fazlasını ödemek zorunda kalıyorsunuz kasada. Bilginiz olsun. Valla dostlar burada motosiklet kiralayan bir yer var. Benim hostele de yakın ama sahibini göremedim. Soracaktım ne kadar olduğunu ama etrafta kimsecikler yok. Biraz bekleyeyim, gelirse sorayım. For rent, but how much for per day? How many days? Normally I want around 4 or 5 days, but how much is it? I want automatic and scooter, that's small one. Yeah, kind of, yeah. So how much this one? One day or 2 days is 100,000 a day. Per day. 3 days, 80,000. 3 days, 80,000. If I get one week, it's getting cheaper. 70,000. Okay, thank you. I will think about it. Thank you. Evet dostlar, sordum arkadaşa. Eğer sadece bir günlük kiralarsan 100 bin rupi diyor. 3 gün kiralarsan günlüğü 80 bin rupiden hesaplarım diyor. 1 hafta kiralarsan günlüğü 70 binden hesaplarım diyor. Epey de para. Bilemedim şimdi. 3 gün 80. 240. Bakacağım, düşüneceğim dostlar. Yani öyle ya da böyle zaten bu işi halletmemiz lazım, kiralamamız lazım. Birkaç yere daha soracağım, sonra bir karara varacağım. Evet dostlar, ben birkaç yere daha sordum. 3 aşağı 5 yukarı fiyatlar aynı. Eğer uzun süreli kiralarsanız 70 bin ile 80 bin rupi arasında değişiyor motosiklet kiralama ücretleri. Bunun haricinde ben bu videoya başlamadan önce tıraş olmuştum. Onun da ücreti 100 bin rupi. 100 bin rupi de yaklaşık 7 dolar yapıyor. Şimdi Türk lirası olarak hesaplayamayacağım. 7 doları direkt çarpın Türk lirasıyla. Aşağı 5 yukarı tıraş olduğum ücret ortaya çıkacak. Çünkü dolar kuru da sürekli değiştiği için bilemiyorum. Siz izlediğiniz anda fiyatını hesaplarsınız dostlarım. Vallahi en fazla birkaç yere daha soracağım dostlar. En olmadı hostelime de yakın olan elemandan kiralayacağım motosikleti. Çünkü motosiklet burada şart. Başka türlü yerden bir yere gidemiyorum. Öyle biraz daha etrafı göstereyim sizlere. Bu caddeler hep böyle bu şekilde. Çok küçük, çok dar dostlar. Dostlar bu videoda böylece bitmiş olsun. Size etrafı az biraz göstermeye çalıştım. Umarım daha fazlasını da göstereceğim motosiklet problemini açtıktan sonra. Videomu sabırla sonuna kadar izleyenlerinize çok teşekkür ediyorum dostlar. Kanalıma abone olup videoları beğenip bir de yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın dostlar. I know you told your friend you're not okay.
trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain.